Diyalogda verilen cevaba uygun soru cümlesini bulacağız. Cevapta Victor demiş ki, I usually boil it, it's healthy. Genellikle kaynatırım, böyle sağlıklıdır. Yani nasıl yaptığını soracak soruda da. A şıkkına baktığımızda, what about cooking boiled egg? Kaynamış yumurta yapmaya ne dersin diye sorulmuş. Burada bir teklif cümlesi var. Dolayısıyla kabul edip etmediğini belirtmesi gerekirdi cevapta. Bu yüzden A şıkkını eledik. C şıkkına how often do you eat fish? Ne sıklıkla balık yersin diye sorulmuş. Ve burada genellikle kaynatırım demez bu kişi cevap olarak. Bu yüzden C şıkkını da eledik. D şıkkına do you like eating out? Dışarıda yemek yemeyi sever misin diye sorulmuş. Zaten yardımcı fiil başta olduğunda bu bir onay sorusu. Cevabın yes veya no ile başlaması gerekirdi. Bu yüzden D şıkkını da eledik. B şıkkında how do you cook potato? Patatesi nasıl pişirirsin diye sorulmuş. Genellikle kaynatırım, böylece sağlıklı olur diyebiliriz cevap olarak. Doğru seçenek B şıkkıdır. Diyalogta verilen cevaba uygun soru cümlesini bulacağız. Cevap şöyle. It's a traditional Greek food. Geleneksel bir Yunan yemeği. Bu cevapta iki şey önemli bizim için. Birincisi geleneksel bir Yunan yemeği olması. İkincisi de cevapta it kullanılması. Zaten it burada geleneksel Yunan yemeğini temsil ediyor. Aynı şekilde yukarıda soruda da bunun kullanılması lazım. Bu yemeğin adının geçmesi gerekiyor. Seçeneklere bakalım. A şıkkına what is your favorite dish? En sevdiğin yemek ne diye sorulmuş. Herhangi bir yemek adı verilmemiş zaten soruda. Bu yüzden A şıkkını eledik. B şıkkına what kind of dishes would you like to try? Ne tür yemekleri denemek istersin diye sorulmuş. Ama cevapta bir yemek adı verilmiyor. Soruda yemek adı isteniyor bizden. Bu yüzden B şıkkını da eledik. D şıkkında how do you serve the pizza? Pizzayı nasıl servis edersin diye sorulmuş. Bu sorunun da cevabı yok yukarıda. C şıkkına which country does Moussaka belong to? Moussaka hangi ülkeye aittir diye sorulmuş. Hangi ülke sorusunun cevabı Yunan yemeği olması ve Moussaka da bizim aradığımız yemek adıydı. Bu yüzden doğru seçenek C şıkkıdır. Diyalogdaki boşluğu uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulacağız. Anne ve oğul arasında bir diyalog var. Oğul demiş ki, Mom, I'm very hungry. Could you make me a cake? Anne, ben çok açım. Kek yapabilir misin? Annesi önce bir şey söylemiş, daha sonra da, We haven't got enough flour. I can make you a sandwich instead. Yeterli unumuz yok. Bunun yerine sana sandviç yapabilirim demiş. Oğul da, Okay, Mom, tamam anne şeklinde yanıt vermiş. Şimdi baktığımızda oğlu ne istemişti? Bir kek istemişti. Annesi de yeterli unumuz yok demişti. Onun yerine sandviç yapayım. Yani şu boşlukta olumsuz bir ifade olması gerek kek yapamayacağını belirten. A şıkkında why not neden olmasın demek olumlu bir ifadedir. Bu yüzden A şıkkını eledik. C şıkkında definitely kesinlikle yine olumlu bir ifade olduğu için elendi. D şıkkında I hate it nefret ederim demek ama nefret ettiği için değil un olmadığı için yapmak istemiyor. Bu yüzden D şıkkında eledik. B şıkkında it's not a good idea iyi bir fikir değil demek bu şekilde reddettikten sonra da mazeretini belirtmiş. Bu yüzden doğru seçenek B şıkkıdır. Diyalogda verilen cevaba uygun soru cümlesini bulacağız. Cevap şöyle. Never, I really hate it. Asla bundan gerçekten nefret ederim. Cevapta birden fazla cümle varsa bizim için ilk cümle veya ilk ifade önemli. Çünkü sorunun asıl cevabı birinci cümledir. Devamında ekstra bilgi verilmiştir. Cevap olarak never yani asla dendiyse sorunun da how often diyerek bir sıklık sorması gerekli. Seçeneklere bakalım. B şıkkına what is your favorite dish? En sevdiğin yemek ne diye sorulmuş. Bunu eledik. C şıkkına how long do you grill fish? Balığı ne kadar süre kızartırsın diye sorulmuş. Bunu da eledik. D şıkkına why do you prefer this dish? Neden bu yemeği tercih ediyorsun diye sorulmuş. Bunu da eliyoruz. A şıkkına how often do you eat fish? Ne sıklıkla balık yersin diye sorulmuş. Doğru seçenek A şıkkıdır.
Which picture shows the step Judy is doing right now? Hangi resim Judy'nin şu anda yaptığı adımı göstermektedir diye sorulmuş. My name is Judy. I like cooking very much. I usually invite my friends for dinner and prepare them delicious dishes. I'm going to have some guests tonight, so I'm dicing some tomatoes for the sauce of pasta in the kitchen. Benim adım Judy. Yemek pişirmeyi çok seviyorum. Genellikle arkadaşlarımı akşam yemeğine davet ediyorum ve onlara lezzetli yemekler hazırlıyorum. Bu gece birkaç misafirim olacak. Bu yüzden de mutfakta makarnanın sosu için domates doğruyorum demiş Judy. Bizden şu anda yaptığı adımı gösteren resim isteniyordu. Yani baktığımızda şimdiki zamanda olan cümle I'm dicing. Şimdiki zamanın kuralı neydi? Am, is veya are'dan sonra fiile ing ekleniyordu. Biz de zaten I'm dicing kalıbından şimdi yaptığı işlemi bulduk ve burada dice fiili önemli bizim için. Dice fiili küp şeklinde doğramak anlamına geliyordu. Onu da bilmemiz gerekiyor. Seçeneklere baktığımızda A şıkkında rendelemek var. B şıkkında kabuğunu soymak. C şıkkında dilimlemek var. D şıkkında ise küp şeklinde doğranmış domatesler. Bu yüzden doğru seçenek D şıkkıdır. Which picture shows Zoe's preference? Hangi resim Zoe'nin tercihini göstermektedir diye sorulmuş. Zoe ile Samuel arasında bir diyalog var. Bakalım. Zoe demiş ki, How do you usually cook chicken? Tavuğu genellikle nasıl pişirirsin? Samuel da şöyle cevap vermiş. I prefer roasting it because it's more tasty. What about you? Fırında pişirmeyi tercih ederim. Çünkü daha lezzetli. Ya sen? Zoe de, Well, I think I like grilling it. Ben ızgarada pişirmeyi tercih ederim demiş. Bizden Zoe'nin tercihi isteniyordu. Bu yüzden grill yani ızgarada pişirmek B şıkkı doğru cevaptır. Which one of the following shows the step after mixing all of the ingredients? Aşağıdakilerden hangisi bütün malzemeleri karıştırdıktan sonraki adımdır diye sorulmuş. After bağlacı kullanılmış. Bu cümlede after sonra demekti ve İngilizce'de bağlaçlar kendilerinden sonraki cümleye verirler anlamlarını. Yani burada sonra anlamı da mixing all of the ingredients yani bütün malzemeleri karıştırmak ifadesine gelecek. Sonrasındaki aşama isteniyor bizden. Yapılışıyla ilgili bölüme bakalım. Birinci adımda demişler ki preheat the oven to 175 Celsius. Fırını önceden 175 derecede ısıt. İkinci adım, put the flour, sugar, cocoa powder, baking powder and salt into a large bowl and stir. Unu, şekeri, kakao tozunu ve kabartma tozunu, bir de tuzu geniş bir kaseye koy ve karıştır. Üçüncü adım, pour the water, vegetable oil and vanilla into the mixture and mix well. Suyu, bitkisel yağı ve vanilyayı karışıma ekle ve iyice karıştır denmiş. Burada artık karışımın malzemelerin karıştırılmasını görüyoruz. Bundan hemen sonraki adım yani dördüncü adım önemli bizim için. Spread the mixture in a baking pan. Karışımı bir fırın tepsisine yay denmiş. Bu adım önemliydi bizim için. A şıkkına baktığımızda pouring water, vegetable oil and vanilla into the bowl. Suyu, bitkisel yağı ve vanilyayı kaseye koymak denmiş. Bunu eledik. C şıkkında baking for 25 to 30 minutes. 25-30 dakika pişirmek denmiş. Bunu da eledik. D şıkkında cutting the brownies into squares. Brownie'leri kare halinde kesmek denmiş. Bunu da eliyoruz. B şıkkında spreading the mixture in a baking pan. Karışımı bir fırın tepsisine yaymak denmiş. Doğru aşama buydu. Yani doğru seçenek B şıkkıdır. What can be an advice according to a recipe? Tarife göre hangisi bir öneri, bir tavsiye olabilir diye sorulmuş. Burada advice kelimesi kullanılmış. Advice, tavsiye demek. Seçeneklere bakalım. 5 şıkkında preheat the oven.
Fırını önceden ısıt denmiş. Ama bu zaten yapmamız gereken bir şey. Bu yüzden B şıkkını eledik. C şıkkında bake for 25 to 30 minutes. 25-30 dakika pişir denmiş. Baktığımızda bu da adımlardan birisi. Yani yapılması gereken şeylerden birisi. D şıkkında cut into squares. Kare halinde kes denmiş. Son adım olarak bu da mevcut. D şıkkında eledik. A şıkkında ise put some walnuts. Biraz ceviz koy denmiş. Baktığımızda üçüncü adımın sonunda you can put some walnuts into mixture. Karışıma biraz ceviz koyabilirsiniz denmiş. Yani burada opsiyonel bir durum söz konusu. İsterseniz yapın şeklinde. Yani bu bir zorunluluk değil. Bu bir tavsiyedir. Bu yüzden doğru seçenek A şıkkıdır. Kitchen tool do you need to make brownie? Brownie yapmak için hangi mutfak aracına ihtiyacım var diye sorulmuş. A şıkkında bir tencere yani saucepan verilmiş. Baktığımızda tarifte bununla ilgili bir şey yoktu. B şıkkında bir bıçak yani knife var. Yine ihtiyaç duyduğumuz bir şey yoktu. Yani kesin diye bir şey demiyordu. D şıkkında bir tava yani pan var. Bununla ilgili bir şey de demiyordu. Kap olarak sadece bowl geçiyordu. C şıkkında ise bir adet mixer yani karıştırıcı var. Baktığımızda da karışımı iyice karıştırın dendiğine göre mikseri kullanacağız. Yani doğru seçenek C şıkkıdır. Steps into correct order. Adımları doğru sıraya koyun denmiş. Önce cümlelere bakalım. Birinci cümle. After that, pour eggs into frying pan and cook by turning the omelet over. Daha sonra yumurtaları bir tavaya koy ve omleti ters çevirerek pişir denmiş birinci cümlede. İkinci cümle, finally put it on the plate and serve with sliced tomato and some parsley. Son olarak bir tabağa koy ve dilimlenmiş domates ve biraz maydanozla birlikte servis et. Üçüncü cümle, first crack three eggs into a bowl, add some salt and pepper and whisk them well. Önce 3 tane yumurtayı bir kaseye kır. Biraz tuz ve biber ekle ve iyice çırp. Dördüncü cümlede then heat a frying pan and put some butter into it. Sonra bir tavayı ısıt ve içine biraz tereyağı koy denmiş. Baktığımızda first ifadesi önce demek yani birinci bu cümle olacak. Then sonra demek İkinci cümle bu olacak. After that, daha sonra demek. Bu üçüncü cümle. Finally de son olarak demek. Bu da dördüncü cümle olacak. Yani doğru sıralama 3, 4, 1, 2 şeklinde doğru seçenek D şıkkı.